Evet sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlar, şu an beni izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Videomda yine bir oyuncak yapımı çalışması var. Hemen gösteriyorum, bakın. Çok şirin. Pomponlardan iki tane elde ettiğim pompondan oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi çok da şirin duran civciv yapımını sizlerle birlikte yapacağım. Oldukça basit ve çok keyifli, eğlenerek yapacağınızı düşünüyorum. Evet, yapımımıza başlamadan önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı unutmasın. Ayrıyeten yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kafanıza takılan herhangi bir sorun olursa, diğer videolarım olsun, bu videom olsun, yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Evet, isterseniz hemen başlayalım. Ben bunu mavi iple yaptım. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Civcivinizin rengini. Şimdi asıl renk olan sarı iple yapacağım. Bakın şöyle, ipiniz ne kadar kalın veya ne kadar ince olursa, ince olursa civciviniz küçük çıkacak. İpiniz kalın olursa, benim bu ipim mesela, bu sarı ipe göre biraz daha kalındı. O yüzden civciv büyümüş oldu. İpimin inceliğine göre de civcivim küçülecek. Şimdi nasıl yapıyoruz? Hemen başlayalım. İlk önce kafasını oluşturmak için ipimi elime aldım. Bu şekilde bir kere döndüm. Şöyle. Bir. Her doladığımda sayı olarak sayacağım. İki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye bu şekilde sayıp 200'e kadar sayımı çıkaracağım. Dediğim gibi ilk önce kafasını yapıyoruz, sonra vücuduna yapacağız. Kafası için 200 tane, gövdesi için 250 tane ben pomponumu oluşturacağım. Haydi devam edelim. Ben 200'e getirip sayımı o aşamadan sonra tekrardan sizle birlikte devam edeceğim. Bakın 200 tane elime doladıktan sonra ipimi makasla kestim. Ve elimden şu şekilde çıkarıyorum. Şimdi ipimden şöyle bir yarım metre kadar İp kesip hemen bunu bağlayacağım orta kısımdan. Şöyle tam bozmadan şu şekilde ortadan bağlayacağım. Tam ortalayın ki pomponunuz güzel çıksın. Evet, bakın sıkı bir şekilde bağladım. Birkaç kere düğüm atacağım. Çıkmasını önlemek için. Şimdi dilerseniz daha sabit olsun ip kaçmasın diyorsanız şöyle yapın. Bir de arka taraftan bağlayın. Evet, böyle yaptıktan sonra makasınızı alın. Burası en sevdiğim kısım pompon aşamasında. Bu şekilde kesin. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde kesin. Evet, bakın. Yuvarlak bir pompon elde edeceksiniz. Bunu da hemen yine burası da en sevdiğim kısım.
Kesim aşamasına başlayalım. Pomponunuzun güzel eşit bir şekilde olması için fazla olan iplerinizi kesin. Yuvarlak bir görünüm elde edene kadar her tarafı eşitleyin. Evet, ipim ince olduğu için diğer örneğime göre biraz daha, hatta bayağı bir küçük bir civciv olacak. Videomun sonunda zaten karşılaştıracağız. Evet, hızlı bir şekilde yapıyorum. Fazla zaman kaybetmeden. 200 tane yaptım. Bu benim civcivimin başı olacak. Evet, bakıyorum hemen. Şurada çok fazlalık var. İster süs olarak kullanabilirsiniz bunu. İster çocuklarınıza oyuncak olarak yapabilirsiniz. Daha küçük yapıp anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Farklı yerlerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Evet, daha fazla uzatmayacağım. Bakın, bayağı kestim. Yine fazlalık olan kısımları ben elimle şöyle bir yapayım. Fazla olan yerleri yine siz de keserek alabilirsiniz. Gözünüzün şöyle görebileceği şekilde düzenleyerek şöyle elinizle. Zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kafa kısmını oluşturmuş olduk şimdi. Evet, diğer pompon gövde kısmına geçelim. Diğer pomponumuzu oluşturmak için. Evet, aynı şekilde ipimi elime aldım. Gövdesini oluşturmak için 250 tane yine bu şekilde dolayacağım. Tabii ki burada 250'ye kadar saymayacağım. 250 adet doladıktan sonra birlikte yine devam edelim. Evet, 250 kere elime doladım ipimi. Şuradan hemen kesip ipimi yine yarım metre kadar kesip ortaya şu şekilde yerleştirdim. Elimdeki doladığım ipimi de alıp şöyle kaymadan hemen bağlamak istiyorum. Evet, bu şekilde bağlayıp birkaç kez düğüm atın, yine diğerinde yaptığımız gibi. Gövde kısmı için yine pomponumu bu şekilde ayarladım. Yine kesim aşamasına geçelim. Şu kırpma sesi insanı çok rahatlatıyor nedense. Yaptığınızda siz de göreceksiniz. Evet. Eşitlemeye tekrardan başlayalım.
Evet, bu şekilde eşitledikten sonra kafasında yaptığım gibi yine gövdesinde de aynı işlemi uyguluyoruz. Ve kafayla gövdeyi ben dikerek birleştireceğim. İsterseniz siz bu sıcak silikonlar veya daha böyle güzel bir şekilde yapıştırılan ağır yapıştırıcılar oluyor. Onlardan alıp kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde eşitleyin. İki parçaya da bakın, bir diğerinden küçük oldu. Kafası daha küçük gövdeye göre. İkisini güzel bir şekilde eşitleyeceğim. Evet, gövde ve baş kısmını oluşturduk. Bakın, güzel bir şekilde eşitledim. Pompon daha güzel duruyor. Fazlalık ipleri götürünce. Şimdi iğnemi aldım. Bakın, tam ortasından geçirip şöyle şurasına düğüm attım. İkisini birleştireceğim. Şu şekilde olacak. Şimdi buradan tekrardan düğüm atıp ipimi keseceğim. Evet, birleştirdik. Şimdi şuradan yine kesiyorum. Alt kısma denk geliyor. Kestiğim yer. Temiz bir görünüm elde etmek için her zaman temiz çalışalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Ayakları için şöyle yapıştıracağız. Bu şekilde olacak. Yukarıdan görünümü böyle. Bunun için ben önceden hazırlamıştım. Şimdi en sonki parmağını yapacağım. Birlikte yapalım. Yarım metre kadar ip alın. İkiye katlayın bu şekilde. Ortaya gelecek şekilde düğüm atın. Bu şekilde. Şimdi şunları kenara çekeyim. Beyaz zemini daha rahat görün. 1, 2, toplamda 8 veya 10 kere düğüm atabilirsiniz. Yani civcivinizin aslında büyüklüğüne göre düğümünüzü atabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Bakın, parmak kısmını oluşturduk. Şimdi şu diğer iki parmağı da alıp şu şekilde birleştirin. İsterseniz şu artan fazlalık iple eğer uzunsa buradaki, burayı da dolayıp birleştirebilirsiniz. Veya uzun değilse hemen kırmızı ipinizden ip kesin. Şu an benim yaptığım gibi. Buraya o şekilde ip de şu şekilde iple de bağlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan birkaç kez düğüm atın yine. Fazlalık iplerinizi kesin.
Evet, buradaki iplerimin hepsini kesiyorum ki bakın ayak kısmını oluşturduk. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi dilerseniz bunu yapıştırabilirsiniz veya dikebilirsiniz de. Dikmek zor olacaktır çünkü bu kısımda herhangi bir çok dikebileceğiniz yer yok. Şu an benim elimde hafif yapıştırıcı olduğu için şöyle göstermelik olarak ben yapıştırıp devam edeceğim çalışmama. Ön kısmının neresini belirlediyseniz hemen şöyle şu kısımdan açarak tam dibe denk gelecek şekilde ayarlayın ve yapıştırın. Gördüğünüz gibi. Diğerini de aynı şekilde biraz daha kesiyorum ben. Şuralarını iyice kesin. Çok ip kalırsa bu sefer yapıştırma işlemi biraz zor olacak. Sallanabilir yani. Yine aynı doğrultuda diğer tarafa. Diğer ayağımı da yerleştirmiş oldum. Kuruduktan sonra diğer üst kısımlarda yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şöyle nasıl istiyorsanız artık şuradaki aralığı çok fazla açmadan yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın alt. Altta herhangi bir kirli görüntü yok. Şimdi benim elimde şöyle isterseniz şeyle yapabilirsiniz, iple yapabilirsiniz göz ve burunu. Zaten burunu iple yapacağız. Yine şu aynı işlemi uygulayacağız. Gözü de ben şu şekilde. Benim gözlerim var. Hazır göz kullanacağım. Şimdi burun işlemini yapalım sizde. Yine aynı yarım metre kadar ip alın. Diğer parmakları yaptığımız gibi burnu da yapıp yapıştıracağım ben. Şimdi burunu çok fazla uzun yapmayacağım parmaklara göre. 6 tane düğüm atsam yeter. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, bu şekilde hemen yine fazla olan iplerimi kesip şuradaki iplerimi de alıyorum. Kırpık durmasın. Buradan uhudan birazcık sürerek yine tam ayak kısmından şu şekilde ortalayacağız. Hizalayıp şuradan hemen araya burnumuzu yerleştirelim. Bakın bu şekilde. Son olarak da gözleri yapıştıracağım ben yine. Bu plastik ipe daha rahat yapışıyor yapışkanda. Hemen yerlerini belirleyip burun hizasından bir tık yukarıya.
Evet, diğer gözüme de hemen. Yavaş yavaş çalışmamın sonuna geliyorum. Bakın. Çok uzun sürmedi. Hemen çıkarabileceğiniz bir oyuncak oldu. Evet, bu daha şirin durdu. Diğerini ben size göstermelik yapmıştım. İnce ipte arkadaşlar civciv yapımı daha güzel çıkıyor. Ben de sizle birlikte görmüş oldum. Bakın gördüğünüz gibi şuralardan sırıtan ipleri kesebilirsiniz. Hemen bakın şuradan birazcık alıyorum. Fazla açmadan. Evet, hizalamanız önemli. Evet, bakın. Civcivimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Şöyle altını göstereyim. Altta herhangi bir kirli görüntü yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde civcivimizi oluşturmuş olduk. Çok şirin oldu. Bakın diğer civcivimi de göstereyim. O kadar kalın ipten yaptım ki neredeyse yavrusu olacak gibi. Şu da baykuşa benzedi aslında, biraz civcivden ziyade büyük olduğu için. Evet, bu şekilde oluşturmuş olduk civcivimizi. Şu gözlerin yerleştirmesine dikkat edin. Şunda biraz sıkıntı var. Biraz yukarıya çekersem daha iyi olacak. Evet, böylece videomun dediğim gibi sonuna geldim. Bir sonraki videoda yepyeni tasarımlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.